Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere transistörleri anlatacağım. Ne olduğundan, ne işe yaradığından, çeşitlerinden, çalışma mantığından bahsedeceğim. Şimdi transistör nedir? Öncelikle onunla başlayalım. Transistör girişine uygulanan sinyalleri yükselterek akım ve gerilim kazancı sağlayan devre elemandır. Devrelerde anahtarlama ve yükselteç eleman olarak çalışırlar. Şimdi ne dedik? Girişine uygulanan sinyali yükseltir. Yani bir yükselteç görevi görür. Akım ve gerilim kazancı sağlar. Girişimde atıyorum 1 amper varsa, 100 miliamper varsa çıkışımda ben 500 miliamper alabiliyorum. Dolayısıyla ne işe yarıyor? Bir yükselteç görevi görüyor. Aynı zamanda anahtarlama görevi de görüyor. Transistörler işte şu şekildedir. Tabi bunlar BJT tipi transistörlerdir. Bipolar junction transistör, çift kutuplu. Şu gördüğünüz. Üzerinde de arkadaşlar bunların şeyi yazar zaten. Hangi tip transistör olduğu yazar. Şu şekilde de transistörlerimiz var. Şunlar da ayrı bir tip transistördür. Bu da BC107. Transistörler bu şekildedir. Peki anahtarlama ve yükselteç olarak çalışması ne demek? Şimdi onu incelemeye çalışalım. Şimdi değerli arkadaşlar BJT transistör üzerinden bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi anahtarlama demesi aslında transistörler bir anahtarlama elemanı olarak çalışabilir. Şimdi diyotlarımız da bir anahtarlama elemanı olarak çalışıyordu değil mi? Şu şekilde diyodum vardı benim. Anodu, katodu. Eşik gerilimine ulaştığı zaman normalde açık bir anahtar gibi artı eksi verdiğimiz zaman bu anahtar ne oluyordu? Kapanıyordu. Bir anahtarlama elemanı gördük. Bakın aynısı. Transistörler de anahtarlama elemanı olarak kullanılabilir. Nasıl? Benim base ucuma, şu benim base ucumdur. Gerekli tetiklemeyi verdiğim zaman buradaki base emitter, emitter ucum, kolektör ucum. Base emitter arası yeterli seviyeye ulaştığı zaman transistörün tipine göre 0.7 volt olduğunu varsayarsak VBE gerilimi 0.7 volttan büyük olursa buradaki anahtarım kapanacak. Yani base'den ben tetikleme uygulayacağım. Birinci adımım base'den base tetiklemesi yap. Yani base'den gerekli gerilimi ver buraya. Gerekli akımı ver. VBE gerilimi 0.7 volttan küçükse anahtarım açık. VBE gerilimi 0.7 volttan büyük ve eşit olduğu zaman ise buradaki anahtarım ne olacaktır arkadaşlar? Şu şekilde kapanacaktır. Dolayısıyla transistörler anahtarlama eleman olarak çalışabilir diyebiliriz. Transistörler yükselteç olarak da çalışabilir. Peki nasıl çalışır yükselteç olarak? Burada da yine IC, IB, IE akımlarım var. Base'den gerekli akım geldiği zaman benim kolektör akımım IB çarpı beta'dır. Yani şuradan akan akımım ne olacak? Arkadaşlar yükselecek. Dolayısıyla şu base'den gelen akıma göre kolektör akımı IB çarpı beta'dır. Beta akım kazancı sağlar arkadaşlar. Benim kazanç katsayımdır. Beta kazancı yine alfa da bir kazançtır. Kazanç katsayısıdır. Alfa da IC yine IE çarpı alfadır. Peki nasıl oluyor arkadaşlar? Bunu bir devre üzerinde göstermeye çalışacağım size. Tabii bu devreyi daha sonra kuracağız. Size BJT, NPN, PNP transistörleri anlatırken arkadaşlar bu devreleri daha detaylı olarak anlatacağım. Devreyi ben buraya kurdum. Buna artı eksi gerilimlerimi. Değerli arkadaşlar, transistörün anahtarlama elemanı olarak ve yükselteç olarak çalışmasını şu devre üzerinde göstermeye çalışacağım. Devremizin elektronik şemasını buraya çizdim. Burada da devremi kurdum. Kurmayla zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi devremize baktığımız zaman, butonumuza bastığımız zaman değerli arkadaşlarım, benim base ucum bakın ne yapacaktır? 5 volt üzerinden gerekli tetiklemeyi alacaktır. Dolayısıyla kolektör emitter arasından bir akım geçişi olacaktır. Dolayısıyla benim diyodum artı ucu artı beslemeye aldı. Eksi ucu da şu iki kısım arasından şöyle kapalı
Hani anahtarın kapandığını düşünürsek şöyle bir akım akışı olacaktır. Dolayısıyla lambamız yanacaktır. Yani butona bastığım zaman lambam yanacaktır. Bu benim transistörümün anahtarlama elemanı olarak kullanıldığının aslında bir kanıdı. Bakın, bastım butona. Butona basınca ne oldu değerli arkadaşlar? Benim transistörüm, bakın, transistörümün base ucu, şöyle göstereyim size, yakından göstereyim devreyi. Transistörümün şurada bakın ortadaki uç base ucu. Base ucundan direnç nereye gitmiş arkadaşlar? Butona gitmiş. Base ucundan direnç butona gitmiş. Dolayısıyla benim butona bastığım zaman base'im gerekli tetiklemeyi alır. Kolektöre bağlı, yani en soldaki bacağıma bağlı. En soldaki bacağım benim kolektör bacağımdır. Hatta şunu şöyle yapayım arkadaşlar. En soldaki bacağım, şunu da şuraya takayım daha net görmek için. Ortadaki bacak benim base bacağımdır. En sağdaki emitter, en soldaki kolektördür. Tabii bu BC237 tipi bir transistördür. Bunu yazarsınız internete, BC237 diye size hangi bacağının hangi tip olduğunu söyleyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilgileri verdikten sonra dediğim gibi butona bastığım zaman LED'im gerekli tetiklemeyi alacaktır. Bakın, gerekli tetiklemeyi alacaktır. Ne üzerinden? Şuradaki 5 volt üzerinden. Transistörüm gerekli tetiklemeyi alacaktır butona bastığım zaman ve LED'im yanacaktır. İşte bu transistörün anahtarlama elemanı olarak kullandığının bir kanıtı. Peki yükselteç olarak kullandığını ben nasıl anlayacağım? Evet, benim transistörümden bir base akımı akıyor. Tamam, doğru. Artık şunu direkt şöyle yapalım. Buton kullanmayacağım artık, şeyi ölçmek için göstereceğim size çünkü. Evet. Base akımı akıyor. Bakalım. Base akımı kaç miliamper arkadaşlar? Hemen burada ben neyi kullanacağım? Tabii ki ölçü aletimi kullanacağım. Amper seviyesini alacağım. Evet, LED'ini de açtık. Şimdi bakalım base akımını ölçeceğim değerli arkadaşlarım. Yani base akımının ne kadar olduğunu ölçmem lazım öncelikle. Dolayısıyla şuradaki dirençle LED arasına bir tane kablo koyuyorum. 0,52 miliamper. Siz de dikkat edecek olursanız şöyle tam gösterelim. Bakın, 0,53 miliamperlik bir akım var. Nerede var? Benim base ucumda var. Bakın, şu base ucumu ölçtüm arkadaşlar. Şuradaki amper seviyesini ölçtüm. Ne yaptım? Seri bağladım. İki ucunu açtım. Dolayısıyla şuraya şöyle yazalım mı? IB akımım benim. Bir daha ölçelim. Kaçtı? Şimdi değerli arkadaşlar, bakın, IB akımını ölçtük. Şimdi benim IC akımım, yani şuradaki akımım, şuradan akan IC akımım daha yüksek olması lazım değil mi? Çünkü beta kazancıyla çarptığımız zaman IC'nin yükselmesi lazım. 1 amperden 1 miliamperden daha yüksek olması lazım. Şimdi o zaman IC akımını bir ölçelim. Bakalım IC akımı ne kadarlık bir amper seviyesine yaklaştı. Şimdi IC akımını ölçmek için şu LED ile direncin arasını da ölçebiliriz. Ampermetreyi seri bağlayacağım. Şunu şöyle bağlayalım. Ampermetre devreye nasıl bağlanıyordu? Seri bağlanıyordu. Dolayısıyla ben de seri bağlayacağım. Şimdi şeye de bakın iyice. nokta 25 miliamper civarında. Evet, onu da yazalım. 3,25 miliamper. Bakalım, bakın, dikkat ederseniz IB akımı ne yaptı? Arttı. Benim transistörüm burada yükselteç olarak çalışmış oldu. Hemen bakalım. 3,25 bölü 0,53. Bakın ne kadar artmış benim şeyim? 6 kat artmış arkadaşlar. Evet. Buradaki kazanç katsayım benim ne yapmış? IB akımımdan IC akımıma bir yükselme sağlamış arkadaşlar. Yükselteç olarak çalışmasını da bu şekilde anlayabilirsin. Şimdi bunları da anladıktan sonra
Artık transferle ilgili diğer önemli bir nokta olan transfer çeşitlerine bakalım arkadaşlar. Transfer çeşitleri şu gördüğünüz BGT transferler, bir de bunların FED transferler diye bir çeşidi var. BGT transistörler bipolar junction transistör, yani çift kutuplu transistörlerdir arkadaşlar. PNP ve NPN çeşitleri vardır. Sembolleri bu şekildedir. PNP de ok içeriye doğrudur. Base ucu genelde orta uç olur. Okun olduğu uç emiter, diğer uç kolektör. NPN tipi transistör PNP'den daha çok kullanılır. Ok dışarıya doğrudur. Tek farkı budur. Bakın NPN'dir emiter, base kolektör uçları da bu şekildedir. Farkı dediğim gibi NPN'de ok dışarı doğru, PNP'de ok içeri doğru. Diğer bir transistör çeşidim ise FET transistörler. Field effect transistör, yani alan etkili transistörler. Şimdi BGT transistörlerde transistörümü iletime geçirmek için base'den bir akım uygulamam lazım. Bir tetikleme akımı uygulamam lazım. FET transistörlerin BGT'lerden farkı ise benim şuradaki gate ucuma bir gerilim uygulamam lazım arkadaşlar. Yani gerilim uygularsam ne olur? Gerilim uyguladığım zaman farkı ne oluyor? Bunda akım uyguluyorum, bunda gerilim uyguluyorum. Yine bu da aynı anahtarlama elemanı ve yükselteç olarak çalışır. Tek fark burada akım uyguluyoruz. Base'de bunun da gate ucuna gerilim uyguluyoruz. Transistörler arkadaşlar akımdan akıma yükseltme işlemi yapar. FET'ler ise gerilimden akıma yükseltme işlemi yapar. Bu da önemli bir ayrıntı. Bunu da hafızanıza iyi bir şekilde kazımanız lazım. FET transistörlerde JFET ve MOSFET olmak üzere iki ayrı JFET'ler bu şekilde arkadaşlar. Şekilleri, sembolleri içeri doğru olduğunda yine gate drain source, biri M tipi, diğeri P tipi. Yine MOSFET'lere baktığımızda da artan tip MOSFET, azalan tip MOSFET diye ikiye ayrılıyor bunlar da. Bakın şuralara da bakın. Fark şu. Gate drain source. Ok dışarı olduğu zaman P tipi MOSFET oluyor. Ok içeri olduğu zaman bunda da, yani şu şekilde olduğu zaman da N tipi MOSFET olacaktır. Transistörlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Burada genel hatlarıyla değindim. Bundan sonraki derslerimde biraz daha ayrıntıya gireceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.